Merhaba, Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşmanın özellikle ilk yarısına odaklanacağız. Çünkü ilk yarının son dakikasında Kasımpaşalı Çiçi kırmızı kart gördü ve ikinci yarının tamamında Kasımpaşa bir kişi eksik yer almak zorunda kaldı sahada. 11-11 bölümde de Fenerbahçe'nin ciddi bir üstünlük yarattığını söyleyebiliriz. Topla oynama oranları %61'e %39 gibi oluştu. Topun oynandığı bölgeye baktığımızda da bir devre 45 dakika boyunca yaklaşık %37'si Kasımpaşa'nın savunma bölgesinde oynandı. Bu hakikaten çok eşine rastladığımız bir değer değil. Savunma mesafelerine de baktığımızda Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı yaklaşık 54 metrede karşıladığını, Kasımpaşa'nın 38 metrede kaldığını görüyoruz. Yine hücum bölgesinde topla oynamalara bakalım, hücum aksiyonlarına. Fenerbahçeli oyuncular 108 kez, Kasımpaşalı oyuncular sadece 33 kez hücum bölgesinde topla oynadılar. Ve Fenerbahçeli oyuncular ceza alanı içinde tam 19 kez topla buluştular bir devrede. Kasımpaşalı oyuncular ise sadece 2 kez buluşabildiler. Ceza alanı içinden şutlara da baktığımızda Kasımpaşa'nın bir devre boyunca ceza alanı içinden tek bir şut dahi atamadığını, Fenerbahçe'nin ise 6 şut attığını görüyoruz. Kısaca ikinci yanında üstünden geçelim tabii. Hemen hızlı bir şekilde. Maçın ikinci yarısında gördüğünüz gibi toplu oynama oranları yine önemli bir fark var. %59'a %41 gibi ama oyunun oynandığı alanlarda biraz daha dengeli olduğunu görüyoruz. 10 kişi olmasına rağmen Kasımpaşa'nın, ama yine de ceza alanı etkinliklerinde Fenerbahçe'nin bir fark yarattığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe yine 19 kez ceza alanı içinde topla buluşuyor. Kasımpaşa 4 kez. Ceza alanı içinden şutlara da baktığımızda Fenerbahçe'nin 5 şutu var ceza alanı içinden. İlk yarıda Kasımpaşa'nın hiç yoktu ama ikinci yarıda 10 kişi olmasına rağmen 3 şut atmayı başardılar. Onlardan biri de gol oldu zaten. Fenerbahçe'nin bu maçta hücum aksiyonlarında fark yarattığı parametrelerden biri şuydu: ceza alanına paslar. Fenerbahçe'nin 21 denemesi var. Bunlardan 16'sında da isabet sağladı. Fenerbahçe'nin ceza alanına pasla girişte lig ortalaması 7.2. Bu maçta 2 katının üzerine çıktığını görüyoruz. Ve bu da pozisyon zenginliği anlamında Fenerbahçe'ye katkı sağladı. Tabii Fenerbahçe'de en çok merak edilen şeylerden biri Mehmet Topal ve Souza'nın yokluğunda kimin oynayacağı ve nasıl bir rol üstleneceğiydi. Orada Kadlec görev yaptı Fenerbahçe'de. Şimdi hemen Kadlec, Ozan ve Diego'nun, üçlünün maç içindeki ağırlık merkezlerine bakalım. Böyle bir pozisyon aldılar bu karşılaşmada. Tabii Kadlec ne yaptı bu maçta? Merak edilen noktalardan biri bu, bir stoper olarak. Kadlec topla sadece 43 kez oynadı. Sadece 29 pas verdi. 7 top kazandı ki bunların 6'sı ilk yarıda. Hücum bölgesinde de 8 kez toplandı ama pas başarısı iyi. %96.6. Yani Kadlec topla fazla buluşmadan bu maçı tamamlamayı başardı. Hemen yine aynı şekilde Kadlec'in paslarına bakacağız. Burada ilginç bir durum var. Hemen pas bağlantılarıyla sizlerle paylaşacağım. Kadlec'in pasları. Yani zaten sıralamada da gördüğünüz gibi savunmanın önünde oynayan bir oyuncu olarak çok az pas verdiği aşikar. Ama ilginç bir durum var. Kadlec kendisine en yakın oynayan oyunculardan biri olan Ozan'la maç boyunca, ki Ozan da 72 dakika sahada kaldı, bir pas bile vermemiş Ozan'a. Bu da maçın ilginç notlarından bir tanesiydi açıkçası. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 3-1 yendiği maçtan öne çıkan istatistikler, şemalar böyle. Tekrar görüşmek üzere.